bilgisayar Ercüment Aslan'dan yana kullandı ve sonrasında da Ercüment Aslan Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ilk boksörümüzü finaldeki ve altın madalya kazanan boksörümüz oldu. Aynı başarıyı şimdi Mustafa Genç'ten bekliyoruz. Rus rakibi karşısında son hazırlıklar artık, her şey hazır. 75 kilo finali. Evet, ilk round başladı. Ters kartla başladı Rus boksör sevgili seyirciler. Hata var boksörümüzün. Evet, iyi başladı Mustafa. Şimdi de İbrahim Akaev. Ters kartla mücadele ediyor Rus boksör. Boksörümüz de yakına girdiğinde sert yumruklar atabiliyor. Az önce öyle bir sağ kroşe izledik. Düşünmemesi gerekiyor boksörümüzün sevgili seyirciler. İlk roundda bir dakikalık bölüm geride kaldı. Evet sevgili seyirciler, karşılıklı yumruklar var ilk roundda. Yakına girdiği anda kombine yumruklar vurabiliyor boksörümüz. Şu anda Sefa Nar ekranlarımızda ve bir sağ kroşe. Şimdi hata var boksörümüzün. Sefa Nar da büyük bir heyecanla ilk roundu izliyor. Hakem de oyunu durdurdu. Rus boksörü uyarısını yaptı. Ayrıl, çöver önünde, çöver önünde. Evet, boksörümüzün hata var. Üst üste yumruklar boksörümüzden sevgili seyirciler. İlk raundun son anlarında sarılmalar. 20 saniyelik bir süre kaldı ilk raundun sona ermesi için. Evet, hemen kapatması gerekiyor gardını boksörümüzün. Boşluk yakaladığı anda Rus boksör de sol bireyini ve sol kroşelerini kullanıyor. Evet, son saniye ve ilk round bitti. Rus rakibi karşısında boksörümüz fevkalade güzel bir dövüş çıkardı. Onu hemen burada söylemek istiyorum. Çünkü İbrahim Akaev Kübalı'yı perişan ederek yenmiş ve finale öyle çıkmıştı. Son derece güçlü bir boksör. Fakat onun karşısında bizim Mustafa Genç, bakınız, atak dövüştü. Gayet hareketliydi ve hepsinden önemlisi çok kuvvetliydi. Moral olarak da çok kuvvetliydi. Kendinden emin olarak çıktı ve ilk raundu önde kapadı. Şu anda köşede İbrahim Akaev'i görüyoruz. Biraz sonra da işte bizimki ayakta, oturmadı dahi. Bu Mustafa'nın maça ne kadar hazırlıklı olduğunu, kendinden ne kadar emin olduğunu, moral olarak, fizik olarak ne kadar kendine hakim olduğunu göstermesi açısından son derece önemli değerli seyirciler. İbrahim Akaev gibi çok değerli bir boksör karşısında sanıyorum biz bu maçı fevkalade bir şekilde götüreceğiz. Haydi diyelim boksörümüze, yumruğuna kuvvet Mustafa Genç. Evet sevgili izleyiciler,
75 kiloda ikinci altın madalya arayışımız ve boksörümüzün atağı. Çok süratli başladı Mustafa Genç. Bu raunda süratli giriyor. Kombine yumruklarını vuruyor Rus rakibi karşısında ve Rumen Nikolay orta hakem devam diyor boksörlere. Bir an için durakta der iki boksör sarıldı. Benim komutumu beklemeyin, devam edin şeklinde herhangi bir faul hareket yok. İlk raundu önde kapatan boksörümüz Mustafa Genç ikinci raunda süratli başlıyor. 75 kiloda ters kartlı rakibi karşısında Akayev'de özellikle sol direkleriyle etkili oluyor şampiyona boyunca. İşte o sol direğini bir türlü vuramadı Mustafa'ya tabii. Mustafa da buna çok dikkat ediyor. Sağ direği, sağ yumruğu yukarıda Mustafa'nın. Gardı yukarıda, evet. Boksörümüzün hatası var ama bu puan değil tabii. Maçın orta hakemi Rus boksöre uyarıda bulundu. Başın önüne eğme şeklinde. Son direk alıyor hemen. Almaması gerekiyor Mustafa Genç'in. İlk raundu önde kapattı. Aynı teknikle, aynı tempoyla müsabakayı sürdürmesi gerekiyor. Artık riske girmesine gerek kalmıyor. Üzerine geldiği an sağ yumruğunu vurması gerekir boksörümüzün. Geç kalıyor, geç kalıyor. Ve yumruğu dışarıda kalıyor. İstediğimiz sağa vuramıyor Mustafa. Hadi Mustafa, üzerine geldiği an sağını vur. İşte sağı. Ama hayır. Yeterli değil. İşte sağı. Hayır. Tekrar vuramıyor sevgili seyirciler. Sağ yumruğunu çok sert vuruyor boksörümüz ama şu ana kadar o beklediğimiz yumruğu vuramadı. Fenerbahçe kulübünde boks yaşamını sürdürüyor Mustafa Genç. Ve rakibin oranla daha dik kırmızı formalı boksörümüz şu anda köşeye antrenör Sefanlar yansıyor. 1976 Ordu doğumlu, 60 karşılaşmadan 7 mağlubiyeti var. Fenerbahçe kulübünde boks yaşamını sürdürüyor boksörümüz Genç. Atağı abas kırılmalar var. Evet, ikinci round da sona eriyor. İkinci roundda beklediğimiz sağ yumruğunu bir türlü çıkaramadı Mustafa Genç. Eğer bunu çıkarsaydı rakibi karşısında bayağı bir puan farkı yakalayacaktı. Buna karşılık ekranda gördüğünüz İbrahim Akayev'in sol kroşeleri ve zaman zaman da sol direkleri Mustafa'nın yüzünde isabet aldı ve böylece Mustafa puan kaybetti. Şimdi 3. raundda iki boksör de bütün gayretlerini göstererek maçın ellerini çevirmeye çalışacaklar. İşte bu beklediğimiz sağını vuramıyor Mustafa bir türlü. Yine boşa gidiyor. Yine boşa gidiyor. Arkadan vuruyor. Ve İbrahim Akayev'in solunu. İşte burada İbrahim Akayev'in solu, size bahsetmiştim. Sol direkt, sol kroşeler diye. İbrahim Akayev'in solunu gayet iyi yakalamış vaziyette yönetmenimiz. Şu anda 3. ve son raundda Mustafa Genç'e başarılar diliyoruz ve bu çok önemli bir fırsat bizim için. Artık altın madalya bu raundda gelebilir. İkinci altın bu raundda gelebilir. Son round sürüyor sevgili seyirciler. Tüm hızıyla sürüyor. 75 kiloda ikinci altın madalya ümidi devam ediyor. Evet Mustafa. Evet Mustafa, tempo. Son roundda hareketlendi karşılaşma tekrar. İkinci roundda bir an için tempo düştü ama son roundda her iki boksör de karşılaşmaya asılıyor artık. Altın madalyaya ulaşmaya az kaldı. 2 dakika 15 saniye var. Haydi Mustafa. Artık bu roundda da üstünlüğünü sergile. Çıkarken sağ direğini vuruyor. Kollarını tutuyor Rus boksör, evet.
koltuk altında Mustafa'nın kollarını tutuyor. Bu kez de Mustafa sarılıyor. Köşeden çıkması gerekiyor boksörümüzün. Köşelerde alınan yumruklar çok etkili oluyor. Haydi dinlen bu boşlukta bu arada Mustafa. Maç bir an için durdu. Rus boksörün eldivenindeki problemden dolayı ve müsabaka sürüyor. Çık köşeden Mustafa. Alma o yumrukları. Ters kartı rakibi karşısında. Sağ direğini beklenen sağ direğini şu ana kadar vurmadı. Evet, üzerine geldiği an direklerini vurmaya başladı. Sol direk, sağ direk. Bravo Mustafa. Rus boksör de sarılıyor. Evet. 1 dakika 10 saniye. Haydi Mustafa. Üzerine gelirken vursağını. Evet, üzerine gidiyor rakibinin ama Rus boksör sarılıyor bu kez de. Rumen boksör, Rumen antrenör her iki boksörü de uyarıyor. İteklemeyin, mücadele edin şeklinde. Son 50 saniye. 75 kilo mücadelesinde son 50 saniye. Haydi Mustafa. Üzerine geldiği an vur. Artık pres. Rus boksör atağa kalkıyor. Fırsat verme Mustafa. Fırsat verme Mustafa. Evet. Son 25 saniye. Haydi Mustafa. Madalya'ya uzanalım. Haydi Mustafa. Tempo son saniye. Seyircilerimizin de büyük desteği var sevgili izleyiciler. Seyrediyorsunuz. 75 kiloda büyük mücadele. 10 saniye. Haydi Mustafa. Atağa kalktı boksörümüz. Atağa kalktı. İkinci altın madalya geliyor. Haydi Mustafa. Ve maç sona eriyor. Ve maç sona eriyor. Bravo Mustafa. Bravo. Bravo. Gerçekten bravo. Son roundda atak üstüne atak geliştirdi. Üstünlük kurdu. Üstünlük sağladı. İlk roundda da üstündü. Aynı üstünlüğü bu son roundda da devam ettirdi. Büyük ihtimal şampiyon sevgili seyirciler. Bir aksilik olmadığı takdirde. Kiloda Ercüment Aslan'dan sonra sanıyorum Mustafa Genç de karşılaşmayı kazanıyor. Evet. Sonuç açıklanmadı ama büyük mücadele verdi Mustafa Genç. 75 kilo finalinde Rus İbrahim Akeyev karşısında. Sekizincisi ülkemizde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda. İşte son round'dan önemli pozisyonlar. Evet, Mustafa Genç şampiyon. Mustafa Genç dünya şampiyonu 75 kiloda gençlerde. 67 kilo Ercüment Aslan'dan sonra 75 kiloda Mustafa Genç de dünya şampiyonu oluyor ve rakibini 9-7 yeniyor. 2 altın 1 bronz sevgili seyirciler. Evet, 67 kiloda Ercüment Aslan ve 75 kiloda Mustafa Genç altın, 54 kiloda Ali Erçin de bronz madalya alıyor Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda. Şampiyonada sevgili izleyiciler 11 boksörle mücadele ediyorduk. İşte 2 altın, 1 bronz. Tebrikler Ercüment, tebrikler Mustafa. İşte son rounddan önemli pozisyonlar geliyor ekranlarınıza. Ercüment Aslan, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ilk boksörümüzü finaldeki ve altın madalya kazanan boksörümüz oldu. Aynı başarıyı şimdi Mustafa Genç'ten bekliyoruz. Rus rakibi karşısında. Evet, ilk round başladı. Ters kartla başladı Rus boksör sevgili seyirciler. Hata var boksörümüzün. Evet, iyi başladı Mustafa. Seyircilerimizin de büyük desteği var sevgili izleyiciler. Seyrediyorsunuz. 75 kiloda büyük mücadele. 10 saniye. Haydi Mustafa. Atağa kalktı boksörümüz. Atağa kalktı. İkinci altın madalya geliyor.
Evet, 8. Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya 75 kiloda ekranlarınıza gelen boksörümüz Mustafa Genç'in sevgili seyirciler. Tebrikler Ercüment Aslan diyoruz. Tebrikler Mustafa Genç diyoruz. İstiklal marşımız. Tebrikler Ercüment Aslan diyoruz. Tebrikler Mustafa Genç diyoruz. Ve bu iki boksörümüz Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 1994'ün en büyüğü oluyorlar. Şimdi boksörlerimizin şampiyonayla ilgili görüşleri, şampiyonayla ilgili maçlarla ilgili ve çalışmalarla ilgili bilgileri alacağız. Evet Ercüment Aslan, önce seni dinliyoruz. Bu dünya şampiyonasına uzun bir zaman çalışma programı içerisinde, bir yıldır çalışma programı içerisinde, turnuvadan kampa, kamptan turnuvaya, sayın başkanımız ve başkan antrenörümüz Sefa Anar'ın büyük desteği oldu. Evet, kaç maç yaptın Ercüment? 5 maç yaptım, finalde de Kübalı rakibimi durarak şampiyon oldum. Başa baş biten bir müsabaka ve sonunda dünya şampiyonu oldun gerçekten. Evet. İşte çalışmanın semeresini gördün. Evet Mustafa Genç, şimdi senin duygularını alalım. Federasyonumuzun bize sağladığı imkanlar dahilinde sürekli çalışmamızın emeğini bugün gördük. Tüm antrenörlerime, Sayın Federasyon Başkanıma, burada Türk milleti huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu başarıları onlara borçluyuz. Bizim arkamızda akıyor, en güçlü kişiler onlar oldu. Devamlı bize destek sağladı. En yenilsek bile devamlı bizi soğutmadı. Ve bugün de bu başarıyı elde ettik. Evet, sporcuların başarısı kadar da antrenörün de mutlaka başarısı var. Benim de spor geçmişimden dolayı biliyorum. Sefa Anar, evet seni dinliyoruz. Şampiyonaya bir seneden beri hazırlanıyoruz. Hazırlandık daha doğrusu. Yalnız az müsabaka yaptık. İki turnuvayla biz buraya dünya şampiyonasına hazır. Ve disiplinli çalışmanın faydasını gördük. Evet, gerçekten üçünüzü de kutluyorum. Şimdi değerli seyirciler, Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğan Ali'nin duygularını ve genel bir değerlendirmesini alıyoruz. Evet Sayın Caner Doğan Ali, buyurun. Sayın Özoğlu, ben bu bütün turnuvalardan önce, bütün şampiyonlarımız hep şunu duydum. Bunlar bizim çocuk. İnanın bunlar dövüşken imkanlar bize ama o kadar heyecanlanıyoruz. Yani bu kelimelerle anlatılacak bir olay değil. Bu çok önemli bir olay. Artı, her ne kadar bu sene ülkemizin son ekonomik durumunun çerçevesinde bir takım sınırlar yapmış isek de, Türk Spor Teşkilatı'nın yıllardır ciddi, düzenli bir çalışma ile boksa sağlandığından bahsediyorum. Minikler, yıldızlar, gençler şampiyon olarak bu yavrularımız buraya geldi. Yani bugün işte kaç maçı var Ercüment? 70 ve 60 maçlı çocuklarımız. Bunların hepsi kurutulu çocuklar. Bunların galibi mağlubundan öte karakterleri, ortaya koydukları performanslar. Bir Ali Erçin'i gördünüz.
Kübalı dünya şampiyonluğunda son saniyede aldığı puanla maçı kaybetti. 11-10 kaybetti, evet. Yani burada ben hep bunu vurguladım. Kazanmak, kaybetmek önemli değil. Ortaya koyduğumuz performans ringin içinde dışında Türk'ün ne olduğunu gösterir. Bu da Türk'ün geleneksel misafirperverliğini göstermekten öte, Türk'ün de neler yapabileceğini ring dışında gösterdik. Ring içinde de çocuklarımız gösterdik. Yani bir bütün olarak başarılı bir kompozisyon ortaya çıktı. Bu tablo bizi mutlu ediyor. Tabii bu tablonun iki altından süslenmesi işin bir duyuya güzel yönü. Ama inanın iki altın madalyadan öte demin saydığım hususlar lider Türkiye'nin lider organizasyonlara nasıl imza atabileceğini gösteriyor. Bize yakışık bir düzeyde diyorsunuz. Diyor, beni mutlu eden bu. Evet. Eğer 2004 yılında İstanbul'un olimpiyatı alması da şu kadarcık bir katkımız olmuşsa veya bundan sonra olacaksa mutluluk bu. Çocuklarımızın altın madalyası, antrenörlerimizin çalıştırılması, genel yöneticiler, federasyonumuzun değerli üyeleri ve de şahsım ışıklara katkısı olsa biz bundan mutlu olacağız. Mustafa Genç madalyasını alacak sevgili seyirciler. Mustafa Genç 75 kiloda sevgili seyirciler, az sonra madalya töreni var ve ikinci sırayı İbrahim Akayev almıştı. Hatırlayacaksınız biraz önceki finalde 75 kiloda İbrahim Akayev boksörümüze 9-7 sayıyla yenilmişti ve bunun sonrasında da işte şimdi madalya töreni yapılıyor 75 kilonun. Evet, 8. Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya 75 kiloda ekranlarınıza gelen boksörümüz Mustafa Genç'in sevgili seyirciler. Evet, 75 kiloda Mustafa Genç ilk sırayı aldı. Rusya'dan İbrahim Akayev ikinci ve sonrasında Küba ve Kanadalı boksörler de üçüncü oldular 75 kiloda. Evet sevgili seyirciler, az sonra İstiklal Marşımız çalınacak. Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandık. Kürsüde en üst basamakta Mustafa Genç var şu anda 75 kiloda. Küba ve Kanadalı boksörler de üçüncü oldular. İstiklal Marşımızı dinledikten sonra bir röportajımız olacak sevgili seyirciler. Abdülpekçi Spor Salonu'nda arkadaşımız Köksal Özoğlu Öz'ün bir röportajını izleyeceğiz. Şu anda madalya töreni devam ediyor. Üçüncü olan boksörlere de madalyaları ve şiltleri verildi. 11 sikletle mücadele ettiğimiz şampiyonada 2 altın, 1 de bronz madalyayla kapatıyoruz ev sahipliğini yaptığımız 8. Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nı. Marşımız.